1970 İstanbul doğumlu, aslen Rizeli. Türkiye derecesiyle İstanbul Atatürk Fen Lisesi'ni kazanmıştı. Yine Türkiye derecesiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesini kazandı ve bitirdi. Arkasından İktisat bölümünü tamamladı. Meltem ekranlarından tanıyoruz. Yeni Mesaj gazetemizin yazarlarından Selim Kotil. Kıymetli Genel Başkanım, Profesör Doktor Haydar Başbey, değerli hazirun Ankaralılar ve ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milleti, Milli Kahramanlar programının başkentine, Ankara'ya hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hepimiz ekranlara takip ediyoruz. Efendim, ağlayan gözyaşları duracakmış. Barış gelecekmiş. Mesele çözülecekmiş. Bütün medya bu sürece iktidarıyla, muhalefetiyle alkış tutuyor. Peki, kimse şu soruyu sormuyor. Terör örgütü yola çıkarken ben bir devlet kuracağım demişti. Bugün terör örgütü bu iddiasından vazgeçti mi? Şimdi bakın, esir aldıkları vatandaşlarımızı serbest bıraktılar. Müthiş bir propagandayla kamuoyuna bu anlatılıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti İtilaf kuvvetleriyle Mondros diye bir esaret anlaşması imzaladı. Mondros'un Osmanlı'nın lehine olan bir tane maddesi var. O da savaş esnasında esir alınan Osmanlı askerlerinin serbest bırakılması. Diğer bütün maddelerin tamamı Osmanlı askerinin tasfiye edilmesi, Osmanlı'nın işgal edilmesi, Osmanlı'nın parçalanması, tamamı Osmanlı'nın aleyhineydi. Şimdi barıştan bahsediliyor. Peki bu barış süreci nereye varacak? Bunu geçen hafta gördük. Dikkat edin. Geçen hafta bu ülkenin Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu Diyarbakır'a resmi ziyarette bulundu. Diyarbakır, AKP öncesinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir belediyeydi. Şimdi barış sürecini görüyoruz. Şu anda Diyarbakır'a Dışişleri Bakanı resmi ziyarette bulunuyor. Ülkenin bugün geldiği nokta bu. Barış diyorlar. AKP iktidara geldiğinden beri hep barıştan bahsediyor. Ermenistan'la barış yaptık, Yunanistan'la barış yaptık, kafamıza çuval geçiren Amerika'yla barış yaptık, İsrail'e ticaret hacmimizi arttırıp barış yaptık, azınlık vakıflarıyla barış yaptık, yabancı global şirketlerle barış yaptık, herkesle barış yaptık. O da yetmedi. AKP iktidarı kendi nefsiyle de barıştı. Domuz eti artık her yerde satılıyor. Zina suç olmaktan çıkartıldı. Enflasyon oranında faiz problem olmaktan çıktı. Amerika ile, Avrupa ile, İsrail ile, nefisleriyle herkesle barış yaptılar. Ama bir türlü Müslüman Türk kimliğiyle barışamadılar. Amerika ile barışanlar, topraklarımızı NATO üssü yapanlar, vatan mücadelesi veren Esad'a namluyu çevirdiler. Vatan mücadelesi veren Afganlı Müslümana NATO adına namluyu çevirdiler. Irak'ta namusu kirletilen bacılarımıza incilikten kalkan uçaklarla namluyu çevirdiler. Onlar hubbul vatan, minel iman diyen Profesör Doktor Haydar Paşa ve kadrosuna da çevirdiler. Şimdi bu zihniyette
Sevgili dostlar, bu zihniyette biz barışamayız. Çünkü insan olaylara iç alemindeki duygularla bakar. Geçen hafta Abdurrahman Dilipak diye bir adam böyle bir toplantıda efendim neden İstiklal Marşı okunuyor dedi. Neden bayrak göklere çekiniyor dedi. Tabii ki sen bunun nedenini anlayamazsın. Senin gibiler bunun nedenini anlayamaz. Papa'nın önünde Avrupa'ya diz çökenler bunun nedenini anlayamaz. Bu al bayraktaki ruhu anlayamaz. İmam Cafer-i Sadık, İmam Hazreti Ali Kerremallah ve senin kardeşi Cafer-i Tayyar elinde sancak, bugün birilerinin bez parçası dediği sancak, savaşta sağ kolunu kaybediyor, sol elini alıyor sancağı, sol kolunu kaybediyor, vücuduyla sarılıyor o sancağı. Siz bu ruhu anlayamazsınız. Gece sabahlara kadar işsize nasıl iş bulacağım, nasıl evlatlarımı doyuracağım, nasıl annelerimi doyuracağım diyerek uykusuz kalan Profesör Aydarbaşı anlayamazsınız. Aramızda çok büyük farklar var. Çünkü biz öğrendiklerimizi Ehl-i Beyt'ten öğrendik. Biz Hazreti Fatıma'nın çocuklarıyız. Onlar Yezid'in çocukları. Onlar kendilerine Muaviye'yi örnek aldılar. Onlar siyasi ikballeri için dini kullanmayı kendilerine örnek aldılar. Bakın, Peygamber Efendimiz aldatıcı yıllar gelecek diyor. Doğru konuşana yalancısın denecek, yalancıya doğrusun denecek diyor. Ayak takımı toplumu idare edecek diyor Peygamberimiz. 2002'de Profesör Doktor Haydarbaş çıktığında ne söyledi bize? Aziz milletim, sizi cennet gibi bir dünyada bakacağım demedi mi? Hepinizin cebine maaş vereceğim demedi mi? Bu kaynakları size vereceğim demedi mi? Biz de dedik, haklısın dedik. Ama desteği Avrupa ve Amerika'dan yana kullandık. Peki ne oldu? Şu halimize bakın. Şu halinize bakın. Eğer damat değilseniz, yandaş değilseniz, azınlık değilseniz, global tefeci değilseniz, şu halimize bakın. 270 milyar TL tüketici kredisi borcumuz var. Herkes kredi kartının asgarisini ödüyor. Aylık %2,5 faiz ödüyoruz. Yılda %30 yapar. Bileşik olarak hesap et %35. Amerika'da faizler %4. Adam Amerika'da 90 senede kazanacağı faizi burada bizim sırtımızdan bir yılda kazanıyor. Bütün madenlerimiz satıldı. Geçen hafta Güneydoğu'da bir açılışa gidiyor başbakan. Ciner grubunun. Efendim elektrik üretiyormuş. 500-600 tane vatandaşa asgari ücretten iş imkanı sağlanıyormuş. Peki sayın başbakanım, o termik santralin kömürü nereden geliyor? Bu topraklardan geliyor. Yani kömür bizim Mardinli'nin, Silopi'nin, Diyarbakırlı'nın, Ankara'nın benim kömürümü adam alıyor, işliyor, elektrik yapıyor, faiz fiyattan bana satıyor. Ve buna ekonomi diyorlar. Ülkenin geldiği nokta ortada. Ama biz destek olmadık ama bugün bütün dünya, bakın Rusya Duma, tarihinde ilk defa dışarıdan bir insan ayakta alkışlıyor. Müslüman Türk'ü Profesör Haydarbaşı bütün dünyaya ilan ediyor. Benim sırtımı dayadığım görüş bu görüştür diyor. Dün Allah'ın Resulüne Mekke, doğduğu ülke sahip çıkmadı. Medine'ye gitti. Medine sahip çıktı. Arkasından Mekke sahip çıktı. Aziz Türk milleti, bugün Avrupa Milli
ekonomi diyor. Çin milli ekonomi diyor. Hatta Amerika Obama National Economy Model diyor. Bütün dünya bize bugün Medine oldu. Ey Türk milleti, ne zaman Mekke olmaktan çıkacaksın? Ne zaman tek bilek, tek yürek olacağız? Şimdi şu salonlar neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu salonlar bugün Türk milletinin lideriyle bir ve beraber olduğunu gösteriyor. O yüzden bunların korkudan dilleri tutuldu. Duma ile ilgili bir cümle, bir satır yer veremiyorlar. Ama onların dillerinde çözecek olan işte bu ay yıldızlı bayrak olacaktır. Çok uzatacak değilim. Bakın, bugün Türkiye'de uygulanan model kapitalizm. Kapitalizm nedir biliyor musunuz? Nedir kapitalizm? Kurucularının başında Malthus gelir. Peygamberimiz diyor ki sakın ha şeytana aldanmayın. Şeytan sizi fakirlikle, açlıkla korkutur diyor. İşte bu papaz Malthus şeytana uyuyor. Diyor ki dünyadaki kaynaklar bize yetmez. Herkese yetmez. Öyleyse diyor birkaç kişi rahat edelim, insanlık aç kalsın. İsrailoğullarına gökten bıldırcın geliyor. Diyor ki Yahudiler Mısır kenarında. Allah bugün gönderiyor bıldırcını, yarın göndermez. Bunu biraz stoklayalım. Bunu biraz saklayalım. Allah bir bakteri gönderiyor, bütün bıldırcınlar çürüyor. Kapitalizmin temeli stokçuluktur. Kaynakların belli yerlere toplanmasıdır. Şeytanın vesvesesidir. Oysa Profesör Haydarbaş ne diyor? Kaynaklar sınırsızdır. Cenab-ı Hak ayette benim nimetlerimi saymakla bitiremezsiniz diyor. Aziz milletim, saymakla bitirilemeyen nimetler yemekle bitirilir mi hiç? Biter mi bu nimetler? Şimdi şununla bitiriyorum. Bundan 25-30 yıl önce Fukama diye bir adam çıktı. Bütün dünyaya ilan ediyorum dedi. İnsanlığın geleceği son nokta kapitalizmdir, Batı medeniyetidir dedi. 2008'den önce de Profesör Haydarbaş bize şöyle dedi. Çıkın anlatın. Kapitalizm tepe taklak olacak diye. 2008'de kapitalizm tepe taklak oldu. Fukuama ve onun peşinden giden bu ülkedeki ahmaklara sesleniyorum. İnsanlığın geleceği son nokta kapitalist dünya değildir. Yerle bir oldu. Geleceği son nokta burasıdır. Milli ekonomi modelidir. Profesör Haydarbaş'ın yanı olacaktır. Atatürk bize bu cumhuriyeti emanet etti. En önemli vasfı ne biliyor musunuz? En önemli vasfı Vahdettin tercihini yanındakilerden yana kullandı. Tercihini kendi koltuğundan yana kullandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise tercihini bizden yana kullandı. Milletten yana kullandı ve bu cumhuriyeti kurdu. Bugün şununla bitiriyorum. Bugün Türk siyasetinin en büyük açması budur. Dışarıdan talimat alarak bu ülkede azınlık valisi olmak istiyorlar. Bilesiniz ki onların kapısını aşındırdıkları Batı dünyası defalarca Profesör Haydarbaş'ın ayağına gelmiştir. O onları elinin tersiyle itti. O azınlık valisi olmaya değil, kainat devletinin lideri olmaya talip. El ele vereceğiz, bu devleti kuracağız. Sağ olun, var olun. Haydi Türkiye, var mısın?